sahbihi ecmain. Amma ba'd. Biz en son haricilerin itikatlarını anlattık. Doğru mu? Bitiremedik Allahu alem. Yarım mı bırakmıştık? Büyük günah meselesini anlattık değil mi? Dedi ki normalde fırak alimleri genel itibariyle haricileri fırka fırka ele almışlar. Ve bundan dolayı da çok ciddi ihtilaf var. Yani fırka şeklinde okuduğun zaman 3-4 tane ayrı kitaptan mesele allak bullak oluyor. Çünkü sebebi en basit meselede birbirlerinden ayrılmışlar. Zaten bu kadar fazla olmalarının nedeni çok basit meselelerden birbirlerinden ayrılmışlar. Yani o kadar ki geçen hani pazar dersinde o Mısırlı arkadaşın sorduğu gibi anne karnındaki çocuğun hükmünden dolayı birbirlerinden ayrılmışlar. Yani anne karnındaki çocuğun hükmü yani vakada olmayan henüz daha hiçbir olumlu veya olumsuz Müslümanlara etkisi olmayacak olan bir şey bile onların 2-3 fırkaya bölünmelerine sebebiyet verebilmiş. Biz en son şey konusunu anlattık. Dedi ki daha evla olan şöyle bir usul izleyelim. Onları itikat itikat ele alalım. Hangi fırkalar savunmuş, niye savunmuş daha iyi anlaşılır diye. Ki mesela gördük Murtekibur Kebira meselesi haricilere en çok nispet edilen mesele. Onda bile ihtilaf etmişler. Temel olarak dedik onlarda bu konuyla ilgili 3 tane görüş var Murtekibur Kebira'da. 1. Murtekibur Kebira'yı mutlak tekfir edenler. 2. Murtekibur Kebira'yı tekfir etmeyenler. İbadiye fırkası gibi. 3. Murtekibur Kebira'yı tekfir etmeyenler. Yani ikiye ayıranlar. Muvafıklar ve muhalifler diye böyle bir iddia onlara nispet ediliyor Necadat grubuna. Hatta dedik mutlak tekfir edenler de kendi aralarında ihtilaf ettiler. Niye kafirdir Murtekibur? Mesela Ezariqa'ya göre dedik sırf kebire işlediğinden dolayı kafirdir. Ama bir başkasına göre mesela diyelim ki Necadat grubuna göre ya ısrar kaydı koydular, ısrar ettiği zaman kafir olur veyahut da muhalif olduğu zaman ki ben dedim oranın iyice tahkik edilmesi lazım. Yani sanki bu biraz çok basit bir aklın bile anlayabileceği bir şey bu. Yani belki de muhaliflerini mutlak tekfir ediyorlar zaten. Hani şey işleseler de, büyük günah işleseler de, işlemeseler de böyle bir ihtimal de olabilir diye. Başka neye bağlayanlar vardı aralarında? Şeytana, sufriye gibi değil mi? Bunu şeytana ibadet, yani itaat ibadettir, bu da şeytana ibadettir diyenler vardı ilahiri. Onda bile hani mutlak nispet edilen bir görüş ama bu kadar farklı ihtilaflar var dedi. 4. bir mesele haricilerin itikadıyla alakalı olaraktan imamet meselesi. Zaten genel itibariyle bütün fırkalar, sadece hariciler değil, bütün fırkaların belki de en büyük meselelerinden bir tanesi neydi? Kaç madde saymıştık? Fırkaları asli olarak bölen 5 madde vardı. 1. İman. 2. İsim sıfat. 3. Kader. 4. İmamet. 5. Menhecü telakki vel istidlal. Yani istidlal ve telakki metodu. İmamet meselesi zaten haricilerin en ciddi meselelerinden bir tanesi. İmamet meselesi. Normalde mesela ehli sünnetin inancına göre imamet konusu nasıl? İmamet konusu şöyle özetleyecek olursak. 1. Müslümanların başında mutlaka sözü dinlenen ve kendisine itaat edilen bir tane imam olmalıdır. Eğer bu imam, imam-ı amsa, yani bütün ümmetin imamı olacaksa, Kureyşli olması gereklidir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam, hilafet Kureyş'tendir dediğinden dolayı Kureyşli olması gereklidir. 3. Evla olan imamın alim, abid, takva ehli birisi olmasıdır. Fakat bu olmadığı takdirde imamet fasık için de geçerlidir. Yani fasık biri de olsa imam olduğu zaman imamet onun için geçerlidir demişler. Şimdi haricilere gelince hariciler iki gruba ayrılmışlar. Bir grup demiş ki Müslümanlar kendi aralarında fazileti icra edebiliyorlarsa imama ihtiyaçları yoktur. Yani imam ne için var? Müslümanların arasındaki problemleri çözmek için var. Müslümanlar zaten kendi aralarında problemlerini çözebiliyorlarsa öyleyse imama ihtiyaç yoktur demişler. Ama genel hariciler ise mutlaka Müslümanların başında sözü dinlenen bir imamın olması gerektiğini söylemişler. Ama bu imamda nasıl şartlar aramışlar? Şimdi ben bu şartlara geçmeden önce şunu söylesem zaten anlarsınız. Osman radıyallahu anh'ı imam olarak beğenmeyen, Ali radıyallahu anh'ı imam olarak beğenmeyen bir adama
Zaten şunu desen doğrudur. Yani sen boşuna şart sayma. Yani senin şart saymana gerek yok. Sen Ali'yi beğenmemişsin. Sen Osman'ı beğenmemişsin. Senin karşına senin şartlarına uyan bir adam da getirsek sen yine onu beğenmeyeceksin diye söylemiş olsak yerinde bir söz söylemiş oluruz. Haricilerin birinci meselesi imamet meselesinde imam kafir olmayacak. Şimdi bu ehli sünnetin de şartı. Hani imamet kafir için münakit olmasın. Niye? Çünkü Allah azze ve celle diyor وَاُولِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Kafir bizden değildir veya وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Allah kafirlere müminlerin şeyinde yol vermez. Onun için müminler kafirleri kendilerine emir veyahut vali tayin edemezler. Burada aynı iman meselesi gibi hariciler ehl-i sünnetle hemfikir. Nerede ayrılıyorlar? Kafirin tanımında ayrılıyorlar. Yani haricilere göre her günah işleyen adam kafir olduğundan dolayı doğal olarak şunu demek diyorlar. İmam masum olması lazım. Yani bunu söylemiyorlar onlar. Yani bu onların şartı değil. İmam masum olmak zorundadır. Böyle bir şartları yok. Fakat mezheplerinin lazımı, yani kafir imam olmaz. Büyük günah işleyen adam da kafirdir. Öyleyse imam büyük günah işlememesi gerekiyor haricilere göre. Haricilerin birinci meselesi ne? İmam kafir olmayacak. Burada bir yanlış bir şey söylemiş mi hariciler? Yok, doğru bir şey söylemişler ama şu problem kafirin tanımında problem var. İkinci mesele haricilerle alakalı. İmam demişler Kureyş'ten olmasına gerek yoktur. Zaten hatırlarsanız biz haricilerle ilgili işte sebepleri açıklarken bir maddeye dikkat çekmiştik. Demiştik haricilerin temel problemlerinden bir tanesi yani onlar da Rabia kabilesindendi ilk çıktıkları zaman. Zaten Kureyş'le İslam öncesinden var olan bir şeyleri vardı, çatışmaları vardı. Arapların Kureyş'i sevmemesinin nedeni neydi? Sevmeyenlerin özellikle Kâbe'ydi. Kâbe onların elinde olunca her kavmin putunun temsilcisi de Kâbe'deydi. Ve sanki Araplar hani şirk dinini şey yaptın temsilcileriydi gibi. Şimdi peygamberle beraber peygamberlik de Kureyş'e geçti. Peygamberin vefatından sonra hilafet de Kureyş'te kaldı. Çekemeyen adam için bu çok ciddi bir şeydir. Çok ciddi bir meseledir. Onun için hariciler diyorlar ki imamın kesinlikle Kureyş'ten olması lazım değil. Hatta bazıları imamın adi yani bütün Müslümanlar gibi bir Müslüman olması gerektiğini de söylüyor. Öyle çok artı bir şey olmasına gerek yoktur diyorlar. Üçüncü olaraktan haricilere göre imam abid olmak zorundadır. Çünkü onlarda takva imandır, takvasızlık imansızlıktır. Ona denk geldiğinden dolayı imam zühd ehli, abid, ibadetlerini yerine getiren takva ehli bir adam olması gerekiyor haricilere göre. Yalnız burada şöyle bir şey var, açıkça onu söylemek gerekir. Mesela haricilerin imametle ilgili getirdiği bu şartlar onların biraz bedeviliği ile alakalı bir durum. Niye? Çünkü böyle bir imam kontrol edilmeye müsait ve alacağı kararlarda söz sahibi olmaya müsait bir imamdır. Şimdi biz dikkat ederseniz haricilerin bedeviliğine dikkat çekmiştik. Doğru mu? Bedevi kimdir? Bedevi kural kaide tanımayan, istediği gibi yaşamak isteyen. Mesela bir bedeviye sen edep öğretemezsin. Normal bir insana göre çok basit olan bir edep kuralı bedeviye göre çok ağırdır. Örnek veriyorum. Mesela sen bedeviye desen ki bir mecliste oturduğunda izin almadan konuşma. Yani biri konuştuğunda lafa girme. Mesela bedevi için ölümdür bu. Çünkü bedevi kimdir? Bedevi istediği gibi konuşan, istediği gibi bağıran, istediğinin yolunu kesen, istediğinin sözünü kesen adamdır. Şimdi bir yerde imamın var olması demek ne demek? Bir yerde imamın var olması demek düzen demek. Herkesin istediği gibi yaşayamaması demek. Bu da bedevinin tabiatına aykırı tabiri caizse. Mesela Necdet grubunu anlatırken söyleyeceğim. Çok, yani çok ilginç çekici bir şey. Halife bir yanlış yapıyor. Halifeye diyorlar tövbe et yoksa kafir olursun. Adam tövbe ediyor. Bu sefer kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki bizim emirimizi tövbeye davet etme hakkımız yoktur. Gidiyorlar adama diyorlar tövbe ettiğinden dolayı tövbe et. yani biz tebaayız, avamız. Biz nasıl emirimizi gittik tövbeye çağırdık? Böyle bir hakkımız yok. Biz günah işledik, tövbe ettik. Sen de bizim günahımıza itaat ettiğinden dolayı tövbe et yoksa seni azlederiz. Şimdi bu haricilerin mantığını çok güzel açıklıyor. Yani hariciler neyin peşindeler? Hani bunlar aslında bir imamdan daha ziyade kontrol edebilecekleri bir kukla peşindeler. Yani adama istedikleri zaman kendi istediklerini yaptırabilecekleri, karar değiştirebilecekleri bir kuklanın peşindeler. Bundan dolayı böyle bu şartlarında çok da samimi değiller.
Çünkü kendileri koymuş olduğu şartlara çoğu zaman uymamışlar. Bu konuda özellikle. Yani imama bağlı kalmamışlar, imama isyan etmişler. Yani normalde imama isyan da günahtır. Onun da küfür olması lazım. Hani onların mezhebine göre, mesela şöyle düşünün. Hariciler bu konuda samimi olsalardı, mezheplerinin gereği olarak imama isyanı da küfür kapsamında ele almaları lazımdı. En azından bu konuda çok hassas olmaları gerekirdi. Fakat fırkaların tarihine baktığımız zaman hiç böyle bir şey yok. Yani en basit meseleden birbirlerinden şey yapmışlar. Birbirlerinden hemen ayrılmışlar. Öyleyse haricilerin dördüncü itikat meselesi imamettir. İmamet için getirdikleri bir takım şartlar var. Ve bu şartlar vücutta bulunması mümkün değil. Bundan dolayı da haricilerin hiçbir zaman bir imamı olmamış. Yani sürekli ayrıldıklarından dolayı bir imamları olmamış. Beşinci mesele, en önemli mesele, emri bil maruf anlayışı. Normalde bu konuda da teorik olarak ehl-i sünnete muvafakat etmişler. Yani emri bil maruf dinin esaslarındandır. Ve Müslümanların mutlaka emri bil maruf yapması gereklidir. Emri bil marufu terk eden topluluklar, Allah Azze ve Celle'nin azabına, Allah Azze ve Celle'nin helakına düşer olurlar. Buraya kadar tamam. Fakat bu emri bil maruf nasıl yapılacak dediğimizde, hatırlarsanız biz menheç dersinde ehl-i sünnetin koyduğu bir takım kaideleri gördük. Mesela neydi bunlar? Basit örneklerle söyleyelim. Bir, yani emri bil maruf yapacak olan kişinin emri bil maruf yaptığı konuda bilgili olması gerekir. Sebep? Ta ki yanlışlıkla kendi cehaletinden kaynaklı insanlara müdahale etmiş olmasın. Şimdi bu haramdır diyor, adamın o konuda bilgisi yok. Misal, yaptığı şey yanlış. İnsanların hayatına müdahale etmiş olur. İkincisi, müdahale yapılacak, emri bil maruf yapılacak konuda üzerinde kat'i, yani kesin ittifak olan şeyler olmalı. Zina gibi, içki gibi, hırsızlık gibi. Ama ümmet ihtilaf etmiş diyelim. Sana göre o caiz değil, karşındakine göre o caiz. Mesela bunda emri bil maruf ne yani münker yapamazsın. Bunda nasihat edebilirsin. Yani kendi doğrunu karşıdakine aktarabilirsin tabiri caizse. Üç, emri bil maruf yapan adam ne olursa olsun yapacağı emri bil maruf ve ne yani münker daha büyük bir mefsedete sebebiyet verecekse ondan geri durması lazım. Çünkü emri bil maruftaki gaye ne? Toplumu ıslah etmek. Sen oraya müdahale ettiğinde daha büyük bir münker onun üzerine gelecekse sen toplumu ıslah etmeden ifsad ettin. Olmaz demişler. Dördüncüsü ise emirin alanına giren şeylere karışamazsın. Bu emri bil marufun kapsamında değildir. Yani sen zina yapana zina yapma diyebilirsin ama sokağın ortasında rejim edemezsin. Var mı senin böyle bir hakkın? Bu İslam toplumunda fevda oluşturur. Mesela düşün, adamın biri birini öldürdü. Fasık bir topluluk. Sorduk dedik, niye bunu yaptınız? De, beş kişi dediler, biz gördük zina yapıyor. Hemen rejim ettik. Yani adam zaten birini öldürecek. Dört bir çete düşünün misal. İstediğini öldürür, ben gördüm zina yapıyordu. Ben gördüm işte hırsızlık yapıyordu, elini kestim gibi. İslam toplumunda fevda oluşur. Emir tahkik eder meseleleri. Hani şahit var mı? Gerçekten görülmüş mü gibi. Bu şekilde toplumda birileri İslam şeriatını kendi heva ve hevesleri için kullanmamış olurlar. Yani hadleri emirin uygulanmasındaki illet budur. İnsanlar birbirlerinin kanlarını elini uzatmasın diye. Hariciler, bu şartların hiçbir tanesi haricilerde yok. Yani emri bil maruf vacip ama emri bil maruf sana kalmış yani. Hani dilediğini yapabilirsin. Serbest. Tabii böyle olunca da emri bil marufun birinci şartı da onlara göre mesela emir bir hata yaptığında huruc etmektir. Yani münkeri düzeltmek vaciptir. Münkeri neyle düzeltiyorlar? Elle düzeltiyorlar, kılıçla düzeltiyorlar. Emirde bir problem olduğunda veya emirde problem olmasına gerek yok. Toplumda bir münker var. Emir bu münkeri düzeltmemişse eğer, emir de ona razı olmuş demektir. Onların o büyük günahına razı olmuş demektir. Bunu düzeltmek lazım. Neyle düzelteceğiz? Önce elle. Ona huruç diyorlar onlar. Hani emire karşı ayaklanma, emire karşı darbe, emire karşı sevre. Buna şey diyorlar, huruç. Oysa Allah Resulü işte sırf bunun önüne geçebilmek için, yani insanların kafasına göre İslam devletine karşı ayaklanma başlatmamaları için belli şartlar koydu. Doğru mu? Bunların başında ne vardı? Emirde apaçık bir küfür göreceksiniz. Sizin yanınızda da apaçık bir delil olacak. Bu şart niye konmuş? Emirlere kılıç çekmenin öncesinde. Ta ki insanlar münkerlerden dolayı, toplumda var olan bir takım bozukluklardan dolayı İslam toplumunun huzurunu kaçırmasınlar. İslam toplumunun huzurunu bozmasınlar. Haricilerde böyle bir şey yok. Emri bil maruf vaciptir. Emri bil marufun şartı yoktur. Emri bil marufta asıl olan elle değiştirmektir. Yani huruç. Hani belli insanların işte kılıç çekip emire karşı ayaklanmalardır. Bu ikisiyle beraber onların şeyini
hemen hemen böyle üzerinde ittifak ettikleri veya umumen haricilerde bulunmuş olan anlayışları zikretmiş olduk. Buraya kadar anlattığım ilk üç madde ve bu son iki maddeyle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Şimdi o zaman ne yapacağız? Haricilerin fırkalarına geçeceğiz bu sefer. Şimdi haricilerin fırkalarıyla alakalı normalde bizim elimizde bir şey var. Çok kısa bir şekilde hani tanımak için sadece onları anlatacağız. Bizim elimizde El-Fark kitabı var şu anda. Fakat bunda biraz şey vermiş, böyle dağınık bir şekilde vermiş. Ana çatıyı şeyden söyleyeceğim, oradan çizin. İmam Şehristani'nin El-Milel ve Nihal kitabından söyleyeceğim. Şimdi El-Milel ve Nihal kitabının şeyi şu, özelliği şu bu anlamda. Bu kitap şeyden neredeyse 100 sene sonra vefat etmiş. Bağdadi'den 100 sene sonra vefat etmiş. Doğal olarak da hani sonradan gelen alimlerin kitaplarının, önceden gelen alimlerin kitaplarına farkı neydi? Genelde daha tertipli ve daha düzenli oluyordu. Yani daha çok malumat toplandığı için, daha çok işte bilgi ellerinin altında olduğundan dolayı daha böyle tertipli, daha düzenli bir şekilde bize sunuyorlardı. Ben ana çatıyı buradan söyleyeceğim, sonra oradan anlatacağım inşallah. Ana çatıyı söylüyorum haricilerin gruplarıyla alakalı. Şehristani haricileri 8 gruba ayırıyor, 8 ana gruba ayırıyor. Her grubun altında da bir takım başlıklar zikrediyor. Ana şeyi bu olarak kabul edin. Çerçeveyi bu olarak kabul edin. Bir, el-muhakimetul ula, ana grup. İkinci grup, el-ezariqa. Üçüncü grup, necedat grubu. Dördüncü grup, beyhesiye grubu. Altıncı grup, dördüncü grup beyhesiye. Beşinci grup, acaride grubu. Bu Acaride grubunun altında bazı gruplar vermiş. Yani Acaride grubunun altına giren Saltiye, Meymuniye, Hamziye, Halefiye, Etrafiye, Şuaybiye, bir de Hazimiye grubu. Bir daha söylüyorum. Acaride grubunun altında bazı gruplar vermiş. Bunlar Acariden, aslında Acaride, sonra Acarideden ayrılmışlar, fırkalara ayrılmışlar. Saltiye, Meymuniye, Hamziye, Halefiye, Etrafiye, Şuaybiye, bir de Hazimiye. Altıncı grup Sealibe grubu. Sealibe grubu. Bunların altında da bir takım şeyler var, fırkalar var. Onları söyleyeyim inşallah. Ahnesiye, Ma'bediye, Ruşeydiye, Şeybaniye, Mukramiye, Ma'lumiye ve Meçhuliye. Bunlar çok ilginç bir grup. Ma'lumiye ve Meçhuliye. Bir de Bid'iye grubu. Bir daha söylüyorum. Altıncı grup Sealibe. Bunların altında bir takım gruplar var. Ahseniye. Estağfurullah. Ahnesiye olması lazım. Yanlış oldu. Ahnesiye. Ma'bediye. Ruşeydiye. Şeybaniye. Mukramiye. Ma'lumiye ve Meçhuliye. Bunlar bir grup. Bir de Bid'iye grubu. Yedinci grup İbadiye. Zaten bunu söylemiştik. İbadiye grubu. Büyük grup. Bunun altında gruplar var. Hafsiye, Harisiye, Yezidiye. Üç tane grup var. Bir daha söylüyorum. İbaziye grubu. Yedinci grup İbadiye grubu. Bunların altında Hafsiye, Harisiye, Yezidiye. Üç tane grup var. Sekizinci grup Sufriye. Zaten bunu söylemiştik. Dört ana gruptan bir tanesi olan Sufriye grubu. Bunları kısa kısa anlatalım değil mi? Bunlar hakkında bilgimiz olsun. Kim bu adamlar, ne peşinden koşmuşlar diye. Bunları anlatalım. Şimdi birinci grup El-Muhakimetul Ula dedik. El-Muhakimetul Ula'dan kastettiğimiz neydi? El-Muhakimetul Ula'dan kastettiğimiz İmam Ali ile problem yaşayan, Nehravan'a, Haruriye'ye, Harura dediğimiz bölgeye çekilen ve ayrılmadan önceki hariciler topluluğu. Yani ilk hariciler topluluğu desek
El-Muhakimetul Ula zaten kelime anlamı ne demek? Kelime anlamı birinci hakemciler demek. Bunlara Muhakimetul Ula diyoruz. Bunlar 12 bin kişiydi yaklaşık. Yani haricilerin ilk dönemindeki insanlar. Bunlar 12 bin tane insan idi. Bunların daha ne fikirleri tam belliydi, ne siyasetleri tam belliydi, ne neye karşı çıktıkları tam belliydi. Hiçbir şey belli değildi. Ne yaptılar bunlar? Yavaş yavaş neden dolayı halifeye karşı ayaklandıklarını, neden dolayı bir araya toplandıklarını, konuşmaya başladıklarında birbirlerinden ayrılmaya başladılar. Haricilerin içinden ayrılan en büyük fırka ve en güçlü fırka hangisiydi dedik? Ezarika grubu. Ezarika kim? Ezarika, Nafi' İbni Ezrak'a bağlı olan grup. Nafi' İbni Ezrak. Nafi' İbni Ezrak'ın şöyle bir özelliği var diğer haricilere nispetle. Bu normalde ilk dönemlerinde ilim okumuş biri. Yani İbni Abbas'ın derslerine katılmış. Tabii şöyle mesela onunla ilgili bir ayrıntı verelim. İbni Abbas artık ondan nefret etmiş. Yani o kadar fazla soru soruyormuş ki İbni Abbas'ın anlattığı konularda onu usandırıyormuş derslerde. Bu yapıya sahip olan bir adam. Nafi' İbni Ezrak ilk olarak ortaya çıkarmış olduğu şey Murtekibul Kebira meselesinde çok net konuşması. Yani büyük günah işleyen insanların kafir olduğuna itikad etmesi, sonra bununla da kalmaması. Büyük günah işleyen insanların hepsi kafir, onların çocukları da kafir, onların kadınları da kafir, onların da öldürülmesi lazım diye ikinci bir şey çıkardı bu sefer. Üçüncü olaraktan burada da durmadı Nafi İbni Ezrak. Bu sefer dedi ki, kaade de kafir. Kaade, kaadeden neyi kastediyorlar onlar? Hayır, kaadeden kasıt harici olan ama onlarla beraber savaşa çıkmayan. Yani muhalifleri geçtiler artık. Hani muhalifler zaten hepsi kafir. Kaade, harici, onlar gibi inanıyor. Onların itikadında. Fakat savaş esnasında savaşa çıkmıyor. Misal, Ezarika dedi ki bunlar da kafirdir. Herkesin bize hicret etmesi gerekir. Ve bizimle beraber kafirlere karşı, müşriklere karşı savaş vermesi gerekir deyince hariciler burada ihtilaf ettiler. Niye? Dediler ki çünkü Allah Mekke'de kalıp da peygambere katılmayanlardan bile özürlü olanlar olduğunu söylüyor. Yani hicret etmeseler bile Allah Azze ve Celle onları tekfir etmiyor. Biz niye bize katılmayanları, bize hicret etmeyenleri tekfir edeceğiz diye bunu ortaya attılar. Onlar da hayır dediler. Mantık şu, oturduklarına göre, geride kaldıklarına göre demek ki bunlar tam bizim gibi inanmıyorlar. Çünkü Ezarika'nın bir fikri daha var. Mesela biri kendilerine katılmak istedi diyelim. Hani ben sizdenim, sizin gibi inanıyorum. Böyle hicret ettin yani. Kaade de olmadın. Hicret ettin. Seni imtihan ediyorlar. Git diyorlar bizim muhaliflerden birinin çocuğunu, karısını öldür. Veya esir olarak al bize getir bakalım. Hele şey misin? İnancında sağlam bir şeyler anımsatıyor size Allah-u Alem bu tip şeyler. Yani hani inansan bile yok. Yani illaki bir imtihana tabi olacaksın. Hele inanmıyor. Adam ben inandım diyorsa, Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuyorsa, tevhidi kabul ediyorsa tam bitmiştir mesela artık. Yani yok, içindekiyle dışındakinden emin olmamız lazım diye bir de imtihana tabi tutuyorlar. Doğal olarak şimdi kaade, yani adam gelende bile adamın şartı şu, pratik olaraktan akideni ispatlayacaksın. Şimdi gelmeyeni düşünün bir de, geride kalmış, oturmuş, kimseye bir şey yapmamış. Zaten onun kafir olduğunda ittifak etmişler. Nafi İbni Ezrak normalde bunları ortaya attığı zaman belki de şundan da olabilir biraz, hani biraz da bilinç, onlarda biraz daha bu konuda hani bilgi var diyelim. Onun için farkındaysanız şeylerini asıllandırmaya kalkmış. Yani Murtekibul Kebira'yı da anlattığımızda mesela Ezarika'nın özelliği şu, biraz daha böyle neye niye inandığını izah etmeye çalışmışlar. Veya işte itikatlarını maddeler haline getirmeye çalışmışlar. Böyle olunca da bu sefer işte ikinci bir grup çıkmış ortaya, Necedat grubu. Necedat grubu da bunlar da haricilerin arasındaki yani ayrılık vakı olduktan sonra diyebiliriz ki ikinci büyük grup, Necedat grubu. Necedat grubunun özelliği şu, bunlar Necde İbni Amir el-Hanefi'ye bağlı olan adamlar. Necde İbni Amir el-Hanefi, Necedat oradan geliyor isme nispeten. Necedat denmiş bunlara. Bunlar normalde bayağı ciddi anlamda bir sayı toparlanıyorlar. Nafi İbni Ezrak'a katılmak için yola çıkıyorlar Ezarika grubuna. Aynı itikatta olduklarına inanıyorlar. Yolda başka bir grupla karşılaşıyorlar. Onlar diyorlar ki artık Ezarika kaadeyi tekfir ediyor. Yani kendilerine hicret edip onlarla beraber çalışmayanları tekfir ediyor. Tabii böyle söyleyince katılmıyor.
kendi başına onu imam seçiyorlar. Necde İbni Amirul Hanefi imam seçiyorlar. Artık yeni imamları Necde İbni Amirul Hanefi, yani Necedat grubu bu şekilde oluşmuş oluyor. Necedat'ın itikadı ne? Genel itibariyle onları söyleyelim. Yani ilginç olan, onlarla alakalı bir şey. Zaten Murtekibul Kebira'da anlatmıştık. Büyük günah işleyen insanları tekfir etme meselesinde demişti ki Necedat grubunun şeyi ne? Necedat grubunun özelliği bu konuda çok net değiller. Yani büyük günah işleyeni tekfir ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Onun için alimler onlara iki görüş nispet etmiş. Bir, muhalifleri tekfir eder, muvafıkları, kendi gruplarından olanları tekfir etmezler. İki, ısrar edeni tekfir eder, etmeyeni tekfir etmezler diye. Bunlarla alakalı şöyle bir şey var. Şimdi cehalet mazeret midir yoksa cehalet mazeret değil midir meselesinde. Nafi İbni Ezrak diyor ki, estağfurullah, Necde İbni Amirul Hanefi bir gün oğlunu bir seriyeye gönderiyor. Şimdi onlardan da birileri ayrılmış, ayrılma nedenleri ne? Oğlunu bir seriyeye gönderiyor, savaş oluyor, ganimetleri alıyorlar. Bir de kendi paylarına kadın nikahlıyorlar. Yani esir aldıkları kadınları nikahlarının altına alıyorlar. Geldiklerinde bunu imama anlattıklarında diyorlar ki biz şöyle düşündük. Yani biz bu kadınları alırız, paralarını veririz zaten misal. Eğer ganimetten bize düşen pay bunların derecesinden aşağı olursa da cebimizden tamamlarız. Yani bir cariye gibi fiyatını tamamlarız. Bunlar da yok, yani bir grupta olmaz diyor. Siz bir, ganimet tam Müslümanların eline geçmeden onu paylaştınız. Emire izin almadan iş yaptınız gibi bunları tekfir edeceğiz diyorlar. Bu Necde İbni Amir el-Hanefi de artık oğlu olduğundan dolayı mı yoksa gerçekten öyle inandığından dolayı mı onu bilmiyorum. Diyor ki fıkhi meselelerde cehalet mazeret olur. Yani içtihadi meselelerde, helal haram konularında bir adam ben bilmiyorum diyorsa bilmediğinden dolayı onun cehaleti onun için mazerettir diyor. Orada işte ikinci bir şey kopuyor, ikinci bir fırtına kopuyor. Necedat grubu da Ezarika'ya karşı birleşenler, kendi aralarında bu sefer onlar da bir ihtilafa düşüyor, bir ayrılığa düşüyor. Ve ayrılığa düştükleri sebep bu. Yani ganimetler, emire izin ver. Hadi diyelim ki tamam, yani adam yaptı, yanlış bir şey yapmış olsun. Yani diyelim, tövbe ediyor, çocuklar tövbe de etmişler. Yani biz bilmiyorduk demişler, hata ettik, özür diledik diye. Yok, yani öyle olmaz, hani bunlar kafir oldular. Yani aslında biraz şey gibi, yani adam zaten ayrılacak. Hani geçen de anlatmıştım ya, kelamcının bir tanesi gelmiş, bir yerde başlamış anlatmaya, Allah ne alttadır, ne üsttedir, ne yerdedir, ne göktedir, ne cevherdir, ne aranızdır. Bedevinin biri de demiş, bu sapık Allah'ı inkar edecek de söyleyemiyor tabii. Allah yoktur diyecek de onu diyemiyor artık, uzatıyor. Yani bunlar da zaten demek sıkılmışlar artık. Bedevi adam ya, şimdi iki ay, üç ay bir yerde kaldı, bir emirin emri altında sıkılmış, ayrılacak. Hazır fırsat çıkmış. Yani hata ettik, tövbe ettik, yanlış yaptık, yok yani. Siz bir defa ganimet mallarından yediniz diyerekten tekfir etmişler. Üçüncü büyük grup demiştik, bunlar Sufriye grubu. Üçüncü grup. Sufriye grubuyla alakalı olaraktan bunlara niye Sufriye denmiş? Alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Şimdi sufr kelimesinin aslı biliyorsunuz sarılık ifade ediyor. Bir grup alim demiş bunlar haricilerin içerisindeki en abid taifeydi. Yani sürekli namaz kılıp oruç tuttuklarından, gece uykusuz kaldıklarından ötürü yüzleri sapsarıydı diye. Bundan dolayı bunlara Sufriye denmiş. Başka bir grup alim de demiş ki bunlara böyle denmesinin sebebi Ebu Ziyad adında bir adam. Yani bunlara normalde adam sarı. Hani Araplar İbnül Esfer dediklerinde kimi kastediyorlar? İbnül Esfer. Yani böyle rengi sarı, saçı sarı, hani yüzü beyaz olanlara. Zaten mesela Rumlara ne diyorlar? Benu Esfer diyorlar. Peygamber de hadislerde öyle diyor. Sarının çocukları gibi, hani renkleri sarı olan anlamında. Şeyi, cismi, bedeni bu şekil olan bir adam. Ebu Ziyad'a nispet olduklarından dolayı bunlara Sufriye denmiş diyorlar. Sufriye normalde hatırlarsanız abi bir soru sormuştu, cevabını söylemiştim. Murtekibul Kebira meselesinde Sufriye üç gruba ayrılmış. Bunlardan en ilginç olanı mesela demişler İslam'da ismi ve haddi konulmuş olan yerlerde büyük günah işleyene kafir denmez. Mesela bir adam hırsızlık yaptı. İslam'da onun haddi olduğu için ona sadece sarık denir. Yani ne kafir, ne müşrik, ne Müslüman. Bu adamın adı sarıktır, hırsızlık yaptı.
zina yaptı, bu adamın adı zanidir diye böyle bir şey söylemişler. Tabi bu Süfriye'nin bir grubu bu şekilde inanıyor. Bağdadi iki tane grup daha sayıyor onlardan. İkincisi ise diyorlar ki her türlü günah işleyen aynı Ezarika gibi müşriktir. Yani şey yok, ayrım yok. Üçüncü grup ise diyorlar ki imam had uygulamadığı müddetçe kafir olmaz. İmam haddini uyguladığı anda artık kafirdir. Yani böyle ilginç bir görüş atmışlar ortaya. Hani onların küfrü, kafirliği imamın had uygulamasıyla alakalıdır demişler. Evet. Dördüncü haricilerin büyük gruplarından bir tanesi El-Hacaride grubu. Hacaride normalde bunlar, niye bunlara Hacaride demiş? Abdülkerim İbni Acrat adında bir emire tabi olduklarından dolayı. Bunların özelliği şu Hacaride'nin, bunlar Horasan tarafında ortaya çıkmışlar. Horasan biliyorsunuz bugünkü Afganistan dediğimiz oralar, işte Afganistan, Pakistan, o mıntıkada işte Türkiye Cumhuriyetlerinin olduğu bir kısım. Orada ortaya çıkmışlar. Bunlar Abdülkerim İbni Acrad'ın etbaı olan adamlar. Bunlar çok gruplara ayrılmışlar. Yani burada kaç tane grup saydı bize şey? Şehristani. Bunlarla alakalı. Acari'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saltiye, Meymuniye, Hamziye, Halefiye, Etrafiye, Şuaybiye, Hazmiye şeklinde 7 tane grup saymış oldu bize bunlarla alakalı. Acari'de grubu. Acari'de grubu kimden ayrılma bunlar genel itibariyle? Bunlar burada bir tane daha grup söylemiş olduk ya bunlarla alakalı. Beyhesiye grubu. Normalde bunlar o grupla beraber, yani orada asıl var olan grup Beyhesiye grubu. Fakat daha sonra bu Abdülkerim İbn-i Acret onlardan ayrılınca, kendisine yeni bir grup kurunca hem vakit olarak onlardan daha uzun süre kalmışlar, hem sayı olarak onlardan daha fazla çoğalmışlar, hem de bölünme itibariyle çok daha fazla fırkalara bunlar şey yapmışlar, ayrılmışlar maalesef. Bunların küçük şeylerini anlatmayacağım yani. Hazmiyedir, Şuaybiyedir. Bunlar neye inanıyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar. Sadece burada mesela ilginç bir isim söyledim. Belki dikkatinizi çekmiştir. Ma'lumiye ve meçhuliye dedik mesela. Bunlar niye bunlara ma'lumiye ve meçhuliye demiş? Bunlar normalde Acaride'den ayrılan bir grup. Sonra kendi aralarında şu konuda ihtilafa düşmüşler. Bir adam Allah'ı bütün isim ve sıfatlarıyla bilmezse kafirdir demişler. Türkiye'de de böyle birileri var. Yani bir adam Allah'ı bütün isim ve sıfatlarıyla tanımıyorsa eğer, o adam bunlar ma'lumiye. Meçhuliye grubu ise demişler yani bir adam Allah'ı bütün değil, bazı isim ve sıfatlarıyla da tanısa Müslüman olur. Hani bazısını bilmese de bir şey olmaz demişler. Fakat bu ma'lumiye yok demiş, yani siz de onlara kafir demediğiniz için siz de kafir oldunuz diye. Ma'lumiye ve meçhuliyeden kastedilen taife bunlar. En son işte İbaziye fırkası, İbadiye dedik. Bunlar normalde zaten o an ilk anlatırken de söylemiştik. Hala günümüze kadar varlığını devam ettiren fırka İbadiye fırkası. İbadiye fırkası daha ziyade kime benziyor dedik. Yani her ne kadar asıl ayrılış noktası itibariyle haricilerden ayrılmış olsalar da fakat şu andaki itikatları Mu'tezile itikadı genel itibariyle. Amman tarafında yaşıyorlar. Kitapları var, dergileri var, işte çıkardıkları eserler var, yayınlar var, internet siteleri var, hakeza bunların. Hatta yaşayan ehli sünnet ilim talebeleriyle yaptıkları tartışmalar var. Mesela Mısır'da bir iki ilim talebesiyle yaptıkları bir tartışmayı video bir şekilde canlı, yani onu izlemiştim ben iki parçadan oluşmak üzere. Şu anda bunlar varlar. Şey yapıyorlar da, yaşıyorlar da aynı zamanda. Bunlara ibadiye diyoruz. Yani bunlar dediğim gibi ayrılış noktası, çıkış noktası itibariyle geçmişi kastediyorum. Her ne kadar haricilerin arasından ayrılmış olsalar da ne haricilerle onları birleştiren konu ne peki? Mu'tezile'deki emri bil maruf nehy anil münker anlayışı. Yani mesela Mu'tezile gücü ele geçirdiğinde Abbasiler döneminde İmam Ahmed'e niye işkence yaptılar? Çünkü onların emri bil maruf ve nehy anil münker anlayışı bu. Karşı taraftakini zorla, kılıç zoruyla, silah zoruyla, güç işkence zoruyla kendi fikrine getirebilirsin. Emri bil maruftan anladıkları bu. Hariciler de onlarla bu konuda müttefikler zaten. İbadiye fırkası da haricilerle demek ki bu konuda onlara katıldı. Yani bu noktada emirlere karşı huruç konusunda oradan haricilerden ayrıldı.
Fakat daha sonra yaşayan ve ayakları yere basan bir fırka olaraktan Mutezile'nin fikirlerini benimsedi. O zaman ne diyebiliriz ibadiye ile alakalı? Çıkış itibariyle, mastar itibariyle haricidir. Fakat istikrar ve devam itibariyle Mutezilidir. Yani iki bid'atı birden kendisinde toplamış olan bir gruptur diyebiliriz. Kime müntesip bunlar? Abdullah ibn İyad. Yani oradan gelir. Abdullah ibn İbad. İbadiye diyoruz ya. Elif, ba, bir de dal. Kalın da oradan geliyorlar. Tabii sonra daha sonra bunlar da kendi aralarında ciddi anlamda fırkalara ayrılmış bulunuyorlar. Bunlar da haricilerin özet olaraktan fırkalarının isimlerini söyledik. Tabii şunu yani fırkaları söylerken özellikle söyleyeyim. Mesela aynı grupları farklı kitaplardan ele aldığımız zaman çok farklı şeyler okuyabiliyoruz. Yani ya birbirinin tekrarı, mesela örnek veriyorum, işte bu Bağdadi makalattan almış, Şehristani gitmiş şeyden, Bağdadi'nin El-Fark kitabından almış, bir diğeri gelmiş daha sonra ondan almış. Yani ya tekrar veyahut da işte nispeti belli olmayan sözler. Mesela Ebu Hasan el-Eş'ari bazen şöyle diyor. Hani bana haricilerden biri haber verdi ki makalat kitabında. Haricileri tanıyan birinden bana naklolundu ki gibi. Yani gene en azından biliyorsun ki bir şey var. Bir karşılaşma olmuş, bir konuşma söz konusu olmuş. Ama bu fırkalarla anlatılanların birçoğu, mesela şimdi Khorasan, Arap ülkelerine en uzak bölge. Acari'de Beyhis, Beyhisiye ve onlardan ayrılanlar. Bunlar neredeyse haricilerin yarısını oluşturuyorlar. Doğru mu? Şimdi mıntıka olarak Arapların bunlarla karşılaşması çok uzak. Yani bu yazarların onlarla karşılaşması çok uzak. Onların kendi kitapları yok. Var olanlar da yakılmış, yok olmuş, kaybolmuş vesaire. Doğal olarak hani bunların tafsilatlı fırkalarını konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü net bilgi yok yani. Söylenen bütün şeyler zan üzerine kurulu şeyler. Ondan dolayı elimizde bilgiler yok. Bir de şu çok önemli, yani bunu ilk derste de biraz zikretmiştim. Mesela haricilerle alakalı bir fikir onlara nispet edildiğinde bunu onlar söylememişler. Yani onlar bir davranışta bulunmuşlar. Alimler de demek ki bundan dolayı bunu yapıyorlar demişler. Şimdi senin mesela biri bir usul söyler. Ondan sonra o usulün üzerine bir fiil bina eder. Sen burada diyebilirsin, bu adamın usulü budur. Bu usulün de vakaya yansıması budur diye. Ama bir adam bir fiil yapar, sen o fiili alırsın, dersin ki bu fiil bu adamın bu usule inandığını gösterir. Bunu diyebilmen için karşıdaki adamın aklı selim olması lazım. Bir şeyler yaparken yaptıklarını bir asla dayandırması lazım. Hariciler de bu konuda en şey fırka. Yani belki diyebiliriz ki fırkaların arasından en rahat olan, hiç böyle bir dertleri olmayan fırka bunlar olduğu için. Yani sen onlara bir asıl nispet ediyorsun, başka bir kitapta bakıyorsun, onlar o konuda başka bir fırkadan ayrılmışlar. Birbirlerini terk etmişler. Misal, bundan dolayı haricilerin fırkalarının üzerinde tafsilatlı bir şekilde durmanın anlamı yoktur. Anlaşılıyor inşallah. Haricilerin tekfiri meselesine girelim mi yoksa burada duralım mı? Duralım mı? Tamam. Soru olan var mı? Soru sormak isteyen var mı? Sorusu olan? Yok. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ